Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben hırkamı örmeye devam ediyorum. Şu an roba kısmını tamamen bitirdim ve beden kısmını kuracağım. Ne yapmıştık? 137 ilme şu yaka için başlamıştık. Çift lastik örüp 2 santim. Ondan sonra ayırt etmiştik bedenimizi. 29 ilme ön için, 4 ilme şu bükmelerimiz için, 12 ilme kol için, 39 ilme arka beden için, tekrar o şu bükmelerimiz 4'er ilme ve 12 ilme kol için, tekrar 29 ilme ön beden için koymuştuk. Bu 29 ilmenin 10 ilmesi arkadaşlar bant için, ön bantlarımız için ve hemen lastiğin akabinde, lastiğin bitiminde ilik evi açmıştık arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Ben roba kısmına 2 tane ilik evi açtım ve şimdi 29 15 birer tane şu modelimizden çift olarak saydığımızda tam 30 tane artma yaptık. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Ben bu şu bükmeleri bir tane büküyorum, gidiyorum. Arkadan gelip önden tekrar gidip geliyorum. Yani 4 sırada bir, 3 sırada bir koyuyorum arkadaşlar. Kaç tane bükme yapmışsa onu da sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilme. Bu sıra 14. sıram. Bükme yapmam lazımdı. Bükmeyi yapmıyorum ve model kısmına, beden kısmına geçiyorum. Robayı bitirmiş oluyorum. Ve şimdi inşallah ben modelimizi kuruyum. İlk önce kolları örmeyi düşünüyorum arkadaşlar, size modeli tarif etmek için. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane bant için ördük arkadaşlar. 10 tane banttan sonra bir tane düz örüyorum, başına atıyorum. İkisini bir edip kesiyorum arkadaşlar. Bak. Bir, burayı düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu 2 ilmeyle birlikte 9 oluyor arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 9. Modelimiz 9 ve katlarından oluşuyor. Şurada ise 9 tane haroşam olacak arkadaşlar. 9 tane haroşa örüyorum. 9 düz, 9 haroşa, yani 9 ters olarak gidecek. Modelimizin tabanım kurulumu böyle. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane düz örüyorum. Başına bir tane atıyorum. İlmemi çevirerek bu şu üçgenlerin daha düz durması için çeviriyorum arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 9 tane tekrar haroşa örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane düz örüyorum. Tekrar başına atıyorum. İki ilmeği bir edip kesiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Şurayı ise bakın, burayı haroşa örüyorum. Bu düz giden bu 4 tane ilmemizin ikisini kola, ikisini de bedene vereceğim arkadaşlar. Onun için şimdi ben kenar için şu ilmenin bir tanesini ters olarak örüyorum. Bu dikiş olacak arkadaşlar. Bir tane düz, başına atıyorum ve
şu ilmeğimi düzleyerek kesiyorum. Şu bir tanesi, şunun ikisi sağ bedene, diğeri kola olacak. Hemen modelimi kurmaya devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 tane de haroş öreceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Tekrar bir tane düz başına atıyorum. İkisini bir edip kesiyorum. Şu kesimle beraber 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 9 tane haroş örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Tekrar yeniden tekrar düz başına atıyorum. İkisini bir edip kesiyorum. Ve bununla beraber 7 tane düz örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane haroşa ördüm. Bakın 2, 4, 6, 8, 9. Bir tane düz başına atıyorum. İlmemi çevirip 7 tane düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. 9 tane burada düzüm olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane artma yapacağım burada. İlmem eksik kaldı. 9, evet. 2, 4, 6, 8, 9. Ve ben kolu öreceğim için arkadaşlar arkaya dönüyorum. Tersi ters, düzü düz olarak örüp gideceğim. Arka sırada hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece tersi ters, düzü düz olarak örüp gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Ben örüp geleyim inşallah. Evet arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi ördüm. Bu şu giden düzleri, 4 tane düzümüzü ikiye bölmüştüm. İkisini bu tarafa, ikisini kola vermiştim. Bir tane dikiş için kenar ilmeği örüyorum. Modelimizi 2 tane düz, bir tane arttırıyorum. Diğer ilmeğimi ise yönünü çevirip ikisini bir edip kesiyorum. Ve kalan ilmelerimizi düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Bakın. Burada bir üçgen elde edeceğiz. Şu haroşa kısmına geldiğimiz zaman bir iki tane ters örüyorum. Ve üçüncü ilmemin içinden 5 tane ilme çıkartacağım. Bir başına atıyorum. 2 tekrar içinden çıkartıyorum. 3 başına atıyorum. 4 bir tane daha çıkartıyorum. 5 3 tane ilme örüyorum. 1 2 3 Şu dördüncü ilmenin içinden aynı şekilde bir ilme çıkarttım, başına attım. Tekrar içinden çıkartıyorum. 3 başına atıyorum. 4 bir tane daha çıkartıyorum. 5 5 tane ilmem oldu arkadaşlar. Bakın 2 4 5 Şu iki ilmeği örüyorum. Yandaki düzümü ve diğer sırada arttırdığım düzümü örüyorum. Başına atıyorum. Tekrar artma işlemi yapıyorum. Şu iki düzümü bir edip kesiyorum.
diğer kalan ilmelerimi, düz olan ilmelerimi düz olarak örüyorum arkadaşlar. Ve yine iki tane ters, üçüncünün içinden aynı şekilde bakın 5 tane ilme çıkartıyorum. 3, 4 ve 5. Ortada 3 tane haraşo örüyorum. 4. ilmenin içinden bir ilme çıkarttım, başına attım. Tekrar çıkartıyorum 3, başına atıyorum 4, içinden bir tane daha çıkartıyorum 5. 2 ilmeği örüp ikisini haraşo olarak örüp modelimiz sadece bu kadar arkadaşlar. Ben bu şekilde sıramı tamamlayıp arkadan ise tersi ters, düzü düz olarak örüp geleceğim inşallah. Evet arkadaşlar, arka yüzden şurayı göstermek istiyorum. O artmış olduğumuz, içinden çıkartmış olduğumuz 5 ilmeği düz olarak örüyoruz arkadan. Ön yüzden haroşa, yani ters olarak örüyoruz. Arkadan ise bu şekilde düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi arkada tersi ters, düzü düz. Önde haroşa olan ters olan arkada düz örülüyor. Burayı göstermek istedim. Diğer taraf ise, düz olan taraf ise ters olarak örüp gidiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Evet. Yine düz yüzdeyim arkadaşlar. Bakın ilmelerimi örüyorum. Burayı sürekli, buradaki ilmelerimi, düz olan ilmelerimi sürekli kaydırıyorum bir bir. Bakın düz olarak örüyorum. Diğer şurada artma yapmıştım. Bunu tamamen haroşa olarak örüyorum arkadaşlar. Burada ilmelerim arttı. Bir ilmenin içinden 5 tane ilme çıkartmıştık. Ve ilmelerimizin sayısı, örüyorum hemen bir sayalım kaç tane olmuş. Bakın arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tane olmuş arkadaşlar. Şu şekilde bu sıra örüp geleceğim. Diğer sırayı inşallah, bakın şu şekilde burayı dümdüz örüp gidiyorum. Şu düzlerimi, arttırdığım ilmeği düze çevirip bu tarafa ilave ediyorum. Şurayı ise sol tarafa doğru kesip kaydırıyorum arkadaşlar. Evet, şu şekilde. İyice detaylıca elimden geldiğim kadar çekmeye çalışıyorum, göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Menekşeli9590 Instagram adresim arkadaşlar. İnşallah oraya da atıyorum parça parça. Evet. Düz örüyorum. Şu şekilde. Arkadan ise tersi ters, düzü düz olarak örüp gidiyoruz arkadaşlar. Sıramı tamamlayıp geleyim. Evet arkadaşlar, kenar ilmeğimi ördüm. Diğer ilmelerimi örmeye devam ediyorum. Başına atıyorum. Ve ikisini bir edip kesiyorum. Burada ise 1, 2, 2 tane ters ilmem var. Burada 5 tane ilmem var. Bakın 2, 3, 4 ve 5. Bu 5 ilmeği bir edip arkadan kesiyorum arkadaşlar. Arka yüzden kesiyorum, ön yüzden kesmiyorum. 1, 2,
3. Ortada 3 tane tersim var. Tekrar bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 ilmemizi 1 edip arkadan kesiyorum. Tekrar 2 ilmemiz var. Evet. Modelimiz bakın oluştu arkadaşlar. Ve diğer modelimiz ise gördüğünüz gibi burada 2, 4 arttırdığımda 5 ilmem oldu. Evet. Şurayı bir daha göstermek istiyorum. 1, 2. 2 ilmeden sonra 5 tane ilmemizi arttırmış olduğumuz o 5 ilmeği hepsini bir edip arkadan kesiyorum. Ve yandaki, ortadaki o 3 ilmeği haroşa olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 arkadaşlar. Bu 5 ilmeği toplayıp şu şekilde kesiyorum. Arkadan ise tersi ters, düzü düz olarak örüp geleceğim. Evet arkadaşlar, arka sıramı tamamladım. Şimdi modelimi devam ediyorum. Kenar modelim, ilmeğim. Düzlerimi ördüm, başına atıyorum. Tekrar 2 ilmeğimi yönünü çevirerek örüyorum. Düz örüyorum. Burada ise bakın tomurcuklarım oluştu. 1, 2, 3, 4 ve 5. 2, 4. Evet, bu 5. ilmede 2, 4 tane ilme ördük. Şu 5. ilmede arkadaşlar içinden 5 tane ilme çıkartıyorum. 1, başına attım. Çıkarttım 3, doladım 4, tekrar çıkartıyorum 5. Bakın 2, 4, 5 tane ilme çıkarttım ve örmeye devam ediyorum. Geriye kalan 4 ilmemi 4 burada, 4 de burada, 8, 1 de ortada var. 9 tane ilmeği haroşa olarak örüyorum. Bakın arkadaşlar, modelim bayağı bir belirlendi. Belirli oldu. Şimdi başına atıyorum, çeviriyorum. Ve örüyorum. Şurada bir kez daha göstermek istiyorum. Sıranın sonuna kadar ben örüp gideceğim. 4 tane ilmeği ters olarak örüyorum. 5. ilmenin içinden 5 tane ilme çıkartıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Evet arkadaşlar, bu şekilde ben sıramı tamamlayıp arka sırayı, arkada ise tersi ters, düzü düz olarak örüyorum. Arkayı da göstereceğim inşallah. Biraz modelimiz belirli hale gelsin. Evet, ben örüp geleyim, göstereyim inşallah. Evet arkadaşlar, örmeye devam ediyorum. Aynı şekilde buradan arttırdığımı bu sağ tarafa kaydırıyorum, sol tarafa eksiltiyorum. O arttırmış olduğum 5 ilmeği arkadan düz olarak, önden ise bakın ters haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde düz ilmelerimi düz örüyorum. Evet. Bir tane arttırıyorum. Ve bakın şu şekilde. Burayı ise tamamen haroşa olarak örüyorum. 3 sıra örüyorum arkadaşlar. Bakın 2, 3.
Arttırdığım sırayı da sayarsak 4 sıra oluyor. Şu fındıklarımız, tomurcuklarımız 4 sıra oluyor arkadaşlar. Şurada ise bu şekilde kaydırıyorum. Evet, ben yine sıramı tamamlayıp tekrar göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, örmeye devam ediyorum. Bu ilk motifimiz tamamlanmak üzere arkadaşlar. Diğer sırada ise motifin yerlerini değiştireceğim arkadaşlar. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimiz var. Bu 4 ilmeği ördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmeği arttırmıştık. Bu 5 ilmeği arkadan kesiyorum arkadaşlar, bak. Ve diğer ilmelerimi, o kalan 4 ilmeği haroşa olarak örüyorum. Şurada ise ilmelerimi düz olarak, ilmelerim düz olarak sol taraftaydı, tamamen sağ tarafa kaydı. Bakın arkadaşlar, tam bir üçgen oluştu. Başına tekrar atıyorum ve ilmemi kesiyorum, iki ilmeği bir edip diğer ilmelerimi ise 4 tane ilmeği haroşa olarak örüyorum. Bakın 2, 4, kalan şu 5 ilmeği 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. Bu 5 ilmeği biz arttırmıştık. Bu 5 ilmeğimizi arkadan kesiyoruz. Modelimiz sadece bu kadar arkadaşlar. Diğer sırada ise modelimizin yerlerini değiştireceğim arkadaşlar. Tomurcuğun üstüne düz, düzün üstüne ise tomurcuk koyacağım. Evet. Ben örüp geleyim inşallah. Bakın arkadaşlar, modelimiz, ilk modelimiz belli oldu. Evet arkadaşlar, ilk motifimizi tamamladık. Şimdi modelimizin yerlerini değiştireceğim. Şu üçgen olan kısma, şu tomurcuk olan kısmını koyacağım. Kenar ilmeğimizi örüyorum. Ve buraya 9 tane haroşa yapıyorum arkadaşlar. Tamamen haroşa oluyor burası. Şura ise bir tane düz örüyorum. İlk ilmeğimi düze çeviriyorum. Başına atıyorum. Şu ilmeğimi çevirerek ikisini bir, ilmeğimin geri kalanını tamamını düz olarak örüyorum arkadaşlar. Sadece bu kadar. Modelimiz öyle görüldüğü kadar zor bir model değil. Örgüye ilk başlayanlar, ilk defa örenler bile rahatlıkla örebilecekleri bir model. Evet. Bakın 9 tane ilmemizi hemen burada haroşaya çevirdim. Şurada ise ilk ilmeği düz yapıyorum, başına atıyorum. Diğer ilmemiz ise İlk defa örerken çevirmenize gerek yok. Ben çeviriyorum gerçi de. Geriye kalan ilmelerimizi düz olarak örüyorum. Şu gidip geldikten sonra şuraya koyacağız arkadaşlar. Bundan sonraki videomda inşallah adım adım ilerlediğim için kolun geri kalanını inşallah beraber örelim. Evet. Tekrar bir defa daha göstermek istiyorum. İlk ilmeğimi örüyorum. Başına atıyorum. İki ilmeği bir edip kesiyorum. Şurada arttırdığım için burada kesiyorum. Diğer ilmelerimizi de düz olarak
Örüyorum arkadaşlar. Evet, diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, ben yeleğimi hırkamı örmeye devam ediyorum. Bakın kolunun bir tanesini bitirdim. Şu şekilde iç kısmı bu şekilde. Bakın. Robanın dıştan görünüşü bu şekilde. İçte ise bu şekilde. Bir ters bir düz içi. Dışı ise bakın mısır koçanı dediğimiz model arkadaşlar. Şu ise farklı bir bükme ve kolun bir tanesini bakın ben bitirdim. Zaten şu iki tanesini beraber örmüştük. İki modeli beraber örmüştük. Diğer şu kalan kısmı birlikte öreceğiz Allah izin verirse. Diğer kola ben geçtim. Ve iki taneyi İki motifimi bitirdim arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Ve üçüncü motifi kuracağım şimdi. Üçüncü motifi kurarken bir tane ilmeği kesiyorum. Şu iki motifte hiç kesme işlemi yapmıyorum. Ama üçüncü motifi kurarken burada kesme işlemi yapıyorum. Bir sağdan bir soldan iki taraflı da keseceğim. Dört beş sırada bir kesme işlemini gerçekleştireceğim. Hem sağdan hem soldan modelimizi kurarken arkadaşlar bu tomurcuk yaptığımız yere şu düz kısmını kuracağız. Düzün üstüne ise tomurcukları yapıyoruz. Şimdi burada 9 tane haroş öreceğiz. Bir tane düz, bir tane düzü ördüm. Başına bir tane atıyorum. İkisini bir edip kesiyorum. Diğer kısımları düze çeviriyorum arkadaşlar. Diğer kısmı ise tamamen haroşaya çeviriyorum. Yani terse çeviriyorum ilmeleri. İlmi motiflerimiz bakın şu şekilde kayıp gidiyor. Bir tane düz tekrar başına atıyorum. İkisini bir edip kesiyorum. Ve diğer ilmelerimi düze çeviriyorum. Dediğim gibi arkadaşlar modelimiz aslında görüldüğü gibi zor değil. Çok basit bir model. Yani zevkle hiç sıkılmadan örülebilecek bir model. Başına atıyorum. İkisini bir edip kesiyorum. Ve ilmelerimi evet düze çeviriyorum. Bu sıranın sonunda bir tane ilme keseceğim. Bu 4-5 sırada bir 4 sırada bir bir tane keserek buradan bu motifimiz bitecek. Buradan da bu motifimiz bitecek arkadaşlar. 2-4-6 tane motifimiz kalacak. Bu 6 tane motifimizi ise 45 ilmeye düşüreceğim. 45 ilmeden sonra lastiğimizi yapıp kolumuzu tamam edeceğiz. Ve beden kısmımıza geçeceğiz arkadaşlar. Evet, arkadan ise sadece tersi ters düzü düz örüyoruz. Herhangi bir
işlemimiz, model kurmamız yok arkadaşlar. Görüldüğü gibi tersi ters, düzü düz örüyoruz. Şu şekilde göstermek istiyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Kesim işlemlerimizi gerçekleştirdik. Şimdi burada modelimizi kurmaya devam ediyorum. Başına bir tane atıyorum. 2 ilmeği bir edip kesiyorum. Evet. Şimdi şu tomurcuğumuzu yapacağım. 2 tane haroşa örüyorum arkadaşlar. 3. ilmenin içinden 5 tane ilme çıkartıyorum. 1 başına attım. 2 içinden çıkartıyorum. 3 başına atıyorum. 4 bir tane daha çıkartıyorum. 5 ortada ise 3 tane ilmemiz var arkadaşlar. 3 tane ilmeği ters olarak örüyorum. 1 2 3 4. ilmenin içinden 1 başına doladım. 2 çıkartıyorum. 3 başına doluyorum. 4 içinden çıkartıyorum. 5 Bakın arkadaşlar 2 4 5 tane ilme çıkarttım. Geriye kalan ilmelerimiz 2 tane haroşa örüyorum. Ve yandaki düz bölgeyi ise ikisini düz olarak şu arttırdığımızı bu tarafa katıyorum. Başına atıyorum. Ve ilmelerimizin yönünü çevirerek evet ilmelerimizi düze çeviriyorum. Sadece bu kadar arkadaşlar. Evet, 2 tane. 3'üncünün içinden yine 5 tane çıkartıyorum. 3, 4 ve 5. 3 tane haroşa örüyorum. 4'üncünün içinden 1, 2, 3, 4 ve 5. 1, 2 haroşa örüyorum. Evet, sadece bakın arkadaşlar düze çeviriyorum. İlmelerimin yönünü çevirip kesiyorum. Buradan kesiyorum, buradan arttırıyorum. İlmelerimiz kayıyor arkadaşlar. Evet, ben sıranın sonuna kadar bu şekilde örüp arka sıramı da örüp geleceğim. Evet arkadaşlar, aynı işlemi tekrar ediyoruz. Arkadan düz olarak ördük. O arttırdığımız ilmeleri düz olarak ördük. Ön yüzden ise aynı şekilde ters olarak örüyoruz. Tersi ters, düzü düz örüyoruz arkadan. Arttırdığımız ilmeler dahil. Aynı şekilde ben sırayı tamamlayayım arkadaşlar. Bu sıradan sonra arka sırayı da öreceğiz. 4 sıra örmüş oluyoruz. 1 2 bakın 1 2 3 4. sırada toplama işlemini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Ben arka sıradan da öreyim inşallah, geleyim beraber toplama işlemini yapalım. Evet arkadaşlar, ben tekrar yine kesme işlemini yapıyorum. Dediğim gibi 4 sırada bir kesme işlemi yapıyorum. Ve aynı şekilde ilmelerimizi kaydırıyoruz. 1 2 2 ilme örüp 3. ilmede artmalarımızı yapmıştık. Şimdi 2 tane tersimizi ördük. 1 2 3 4 ve 5. Bu 5 ilmeği toplayıp arkadan kesiyoruz arkadaşlar. Ortada 3 ilmemiz vardı. 1 2 3. Bu 3 ilmeği örüp tekrar o 5 ilmeği yine topluyoruz. 2 4 5. 5 ilmeği topladım. Bakın bu şekilde 2 ilmeği ters örüyorum. Ve hem artıyorum hem kesiyorum. İlmemi kaydırdım. Bir kez daha göstermek istiyorum nasıl topladığımı.
iki tane örüp bir, iki, üç, dört ve beş. Beş ilmeği topluyorum. Üç tane ilmemiz vardı ortada. Bu üç ilmemizden sonra tekrar ikinci beşimizi arkadaşlar toplayıp kesiyorum. Evet. Tekrar iki. Bu şekilde arkadaşlar arka sırada örüp geleceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi burada iki tane örmüştük kenarda. Şimdi ise dört tane öreceğiz. 2, 3, 4. Bu ortadaki 3'ün ortada 3 ilmemiz vardı. Bu 3. ilmiye yani 5. ilmemize bakın tam orta kısmına 2, 4, 5. ilmemize 5 tane başına atarak içinden ilme çıkartıyoruz. 2, 3, başına attım 4, çıkartıyorum 5. 5 tane ilme çıkartıyorum ve 4 tane haroşa örüyorum. Diğer ilmelerimiz örüp şuraya geldiğimizde kaydırma işlemini yapıyoruz. Aynı şekilde bir kez daha göstermek istiyorum. Evet. 2 4 tane örüyoruz arkadaşlar. 5. ilmenin içinden 5 tane ilme çıkartıyoruz. 2 4 5. Evet. Arka yüzden de göstermek istiyorum nasıl ördüğümü. Arka yüzden gösterip evet, arka yüzdeyim. Arka yüzden o artmış olduğumuz ilmeleri de arkadaşlar bakın şu arttırdığımız ilmeleri de düz olarak örüyoruz. Arkadan tersi ters düzü düz olarak arttırdığımız da dahil bu şekilde örüp gidiyoruz. Evet. Şimdi bu ikinci tomurcuğumuzu da toplayacağım. 2 4 ilmeği ördüm. 2 3 4 ve 5 ilmeği topluyorum arkadaşlar. Tekrar 4 ilmeği örüyorum. Yandaki o düz bölgemi. Modelimiz 9 ve katlarından oluşuyor. Her kutucuk 9 ilmeden oluşuyor arkadaşlar. Hem tomurcuklu bölge hem üçgen bölge. Şurası da 9, burası da 9. 1, 2, 3, 4 tane ilmeği örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmeği topluyorum. Evet, arkadan örüp geleceğim arkadaşlar ve yerlerini değiştireceğim. Bu şekilde şu bölgeyi ve şuradakini 3-4 sırada bir keserek şu şekilde göstereyim bakın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane tomurcuğumuz oluştu. Bu altı tane tomurcuğu iki tanesini hiç kesmeden devam ettim. Bu artan ilmelerle bu şekilde geldi. Ve şurada üçüncü tomurcuğu, üçüncü kutucuğu koyduğum andan itibaren dört sırada bir, üç dört sırada bir kestim. Dört sırada kese kese bakın arkadaşlar şuraya kadar geldim. Ve burada 55 tane ilmemiz kaldı. Bu 55 ilmeği 45 ilmeğe düşürdüm. 45 ilmeğiyle şu kolumuzu kestim arkadaşlar. Lastik olduğu için topluyor. Küçük değil aslında.
Evet, ben örmeye devam ediyorum. Evet, örüyorum arkadaşlar. Birlikte örelim ve devam edelim. İnşallah kolu bitirelim bugün. Adım adım ilerlediğimiz için. Evet, detaylarını kaçırmanızı istemiyorum. Onun için yavaş yavaş çekiyorum. Evet arkadaşlar, ben tamamladım. Şimdi lastik kısmına geldim. Lastik kısmını yapacağım inşallah, Allah izin verirse. Bismillah. Evet, 10 tane ben ilme keseceğim burada. 45-46 ilmeye düşüreceğim. Bir ters, bir düz yapıyoruz arkadaşlar. Bir ters, bir düz olarak ilmelerimizi. Evet. Bu şekilde 46 ilmeye düşüreceğim. 10 tane ilmek keseceğim arkadaşlar. Ben tersi keserken, ters ilmeği örerken kesiyorum arkadaşlar, daha düzgün duruyor. Evet, şimdikisini verdik, kesiyorum. Bu şekilde ara ara 10 tane ilmeği kesiyorum. Evet, ben sıranın sonuna geleyim inşallah. Arkadan ve önden 2,5 santim kadar öreceğim arkadaşlar. Bakın, şu kadar öreceğim, bir ters bir düz ve kolu bitireceğim inşallah. Evet arkadaşlar, ben lastiğimizi ördüm. Bakın, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 tane ilmemiz var. Bu ilmeleri bir ters bir düz ördük. Şimdi tamamen kesiyorum arkadaşlar, arka yüzden ve beden kısmını başlayacağım. Ben kesme işlemini bu şekilde yapıyorum. İkisini bir örüyorum. Başına takıp diğeriyle tekrar örüyorum. Şu şekilde kesiyorum arkadaşlar. Bunun tamamını ben keseyim inşallah. Evet arkadaşlar, bakın kolumu tamamladım. Bitirdim kolumu. Şurası da iç yüzü arkadaşlar. Şimdi beden kısmına başlayacağım inşallah, Allah izin verirse. Şimdi ben buraya kadar beden kısmını bağlayıp gelmiştim şuradan. Tekrar yine aynı şekilde ipimi şuraya bağlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben şu kolu örmeden önce buradan modelimizi koyarak gelmiştim. Şimdi tekrar devam ediyorum. Bakın, burada düzünü yaptım. Şimdi burada 9 tane ters yapacağım. Ters ilme öreceğim. Size bir şey söylemek istiyorum. Şurada 10 tane bantımız var. 10 tane banttan sonra 9 9 modellerimizi denkleştirmeniz lazım. Herhangi bir eksiklik buradan yapıp geliyoruz ya, eksiklik olduğu zaman şu koltuk altından tamamlayın. Mesela burada 4 tane 5 tane kaldı. 9'a tamamlamak için 4 tane ilmemiz lazım. 2 buraya, 2 de buraya gizli arttırma yaparak arkadaşlar, burada motifimizi tamamlayabilirsiniz. Eksik motifimiz
kalmaz o yüzden. Şimdi ben burada 4 tane eksik ilmem kalmıştı. 2 buradan arttırdım. 2 de buradan arttırdım. 4 tane ilme arttırmış oldum arkadaşlar. Şimdi 2, 4, 5 tane ters. 5, 6, 7, 8 ve 9. Bir tane düz örüyorum, başına atıyorum. İkisini bir kesiyorum. Ve burada 7 tane ilmem olacak. İkisi burada, 9 olacak. 1 Evet, düzlerimiz bittikten sonra 9 tane ters öreceğiz. Bu şekilde biz modelimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Beden model kısmını da 2, 4, 6, 7, 8, 9, bir düz, başına at, ikisini bir kes ve 6 tane burada düzüm olacak. 2, şununla birlikte 7 olacak arkadaşlar. Evet, 2, 4, 6, bir tane daha yapacağım, 7. 9 tane burada düzüm olacak, bir tersim olacak, pardon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 2, 4, 6, 8, 9. Burada bir tane eksik geldi. İyice saymam lazım. 2, 4, 6, 8. Evet. Burada bir tane düzüm eksiğim oldu. 2, 4, 6, 7. 9, 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 7, 8. Evet, burada bir tane yanlış yapmışım. Düzelteyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimizin tabanını kurdum. 9 ilmeği üzerine kuruluyor. Şimdi bu bant kısmını örüp modelimizi örmeye devam edeceğim. Bedene geçtim. Kolları bitirdim. Şükür, elhamdülillah. Size şu şeyi göstermek istiyorum arkadaşlar. İki ilik evinin kaç santim olduğu, iki ilik evinin arasının kaç santim olduğunu göstermek istiyorum. Kaç santim sonra ilik evi açacağız. Ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi tam şöyle tutuyorum. Evet, 7 santim arkadaşlar. Bakın, 7 santim iki ilik evinin arası. 7 santim sonra kaç santim olmuş benimki? Şöyle göstereyim. Evet, tam 4 santim örmüşsün. 3 santim sonra bir iki ilik evi daha açacağım. Siz şu beden kısmına 8 tane şu modelimizden kuracağım arkadaşlar. 1, 2, bu 6 tane oldu. Şu 2 tane fazla öreceğim bedeni. 2 veya 3 tane. 2 tane örsem yeterli olur herhalde, fazla örsem. Her bir öreyim inşallah. Ona göre ayarlayacağım. Ve tekrar sizinle inşallah beden kısmında tekrar beraber olacağız. Bundan sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, ben yeleğimi bitirdim. Sadece lastiği kaldı. Size tekrar göstermek istedim. Son halini. Bakın, bu şekilde bir hırkam oldu. İlik evleri, düğmelerini diktim, kolunu diktim. Bakın bu iç kısmı. Ve bu da, evet, bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel. Harika bir hırka oldu. Şekilde göstermek istiyorum. Evet.
Şimdi sayılarını isterseniz tekrar yeniden hatırlatayım size. 137 ilme ile başlamıştık. Bu 137 ilmenin 29 ilmesini, şurası 29 ilme arkadaşlar. Çift lastik ördük. Burada 2 santim bir çift lastiğimiz var. Çift lastikten sonra ilmelerimizi 10 tanesi lastik şu bant için. Hemen lastiğin bitiminde ilik evini açtık. Bir tane artma yaptık. 4 tane düz ördük. Tekrar bir artma yaptık. 12 tane şuraya kol için ilme koyduk arkadaşlar. Tekrar arttık. 4 düz. Bir tane daha arttık. Şu arka kısmımız 39 ilme. Bu 39 ilmeden sonra bir tane arttık. 4 tane düz ördük. Bir tane arttık. Kolumuza 12 tane ilme koyduk tekrar. Bir artış yaptık. 4 tane düz. Tekrar bir tane daha artma yapıyoruz. Ve 29 tane ilmemiz var şurada. Bu 29 tane ilmenin 10 tanesi bant için arkadaşlar. 19 tanesi ise ön bedenimiz için. Ve burada şu kısmı örerken 3 3 aldık. Bakın burada şu şekilde göstereyim. 3 aldık, geri döndük. 3 aldık, geri döndük. 3 aldık, geri döndük. Tekrar 3 aldık. Ta ki şuraya kadar arkadaşlar. Ve 6 tane şu ise Mısır koçanı dediğimiz bir model arkadaşlar. Ön yüzde haroşa olarak örülüyor. İç yüzünde ise çok basit bir ters bir düz örüyoruz. Kolumuz için şurada 30 defa artış yaptık arkadaşlar. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane model koyduk kolumuza. Bu 6 tane modeli arkadaşlar 6 sıradan sonra şurada 2,5 santim bir lastik ördük. 45 ilmeye düşürdük. Bedenimizde ise şu şekilde göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane model uyguladık arkadaşlar. Bu 8 tane modelden sonra şimdi ben bir ters bir düz olarak lastiğimizi öreceğim. Aynı lastik olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben modelime devam ediyorum. Bir ters bir düz örüyorum. İlmelerimi hep bir ters bir düze çevirdim. Tor örüyorum şu an. Lastik kısmını, alt lastik kısmını örüyorum. Kol ne kadar yaptıysam kola ölçeceğim arkadaşlar. Kol kadar öreceğim. 2 2,5 kadar fazla örmeyeceğim. Çünkü hırkamın boyunun uzamasını istemiyorum. 26 santim kol boyu var. Beden boyu ise 45'i aşsın istemiyorum. O yüzden 2 2,5 santim kadar lastik öreceğim. Ve lastiğimi tamamlayayım. Evet, şu şekilde lastik örüyorum. Tekrar geleceğim inşallah. Evet arkadaşlar, hırkamı bitirdim. Kestim gördüğünüz gibi. Evet, şimdi size enini boyunu vermek istiyorum. İlik yerlerine de düğmelerimizi kapatalım ve enini boyunu inşallah size tam olarak vereyim. 5 tane ilik evi açtık arkadaşlar. Evet, çok şahane bir hırkamız oldu. Bu kaç yaşa göre diye soruyorlar arkadaşlar. Hemen cevap vermek istiyorum. Bu 1,5 2 yaş, 2,5 yaşa kadar, hatta 3 yaşa kadar giyilebilecek bir hırka.
Şimdi ben bunun ölçülerini vermek istiyorum size. Şöyle üst beden şekilde ölçeyim. Üst beden 15 santim, 16 santim arkadaşlar. Şuradan yakadan ölçtüğüm zaman tam 16 santim. Şekilde göstereyim, 16. Kol 25, 26 santim. Kol 26 santim arkadaşlar. Tam bedeni ölçmek istiyorum. Bakın şu şekilde. Enimiz 32 santim, en 32 santim. Şekilde yapalım. Dört santim. Evet arkadaşlar, 44 santim boyu var. 2,5 yaşa kadar rahatlıkla giyilebilecek bir hırkamız oldu. Evet, bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir model. Evet, şu an sorular aklıma gelmiyor. Sadece aklıma gelen, dediğim gibi, yaş sorunu. 1,5 yaşla 2,5 yaş arası bir hırkamız oluştu. Evet. Kollar ise kısa değil arkadaşlar. Kolumuz çok güzel oldu. Şu şekilde yapalım. Evet. Evet, gördüğünüz gibi. Bu tomurcuk modelimiz benim kanalımda var. Şu son videomuza kadar videolarımın hepsinde tek tek gösterdim bunun başlangıcını, bitişini. Bu hırkamızı beraber ördük, tamamladık arkadaşlar. Ve elimden geldiğim kadar tüm detaylarıyla size vermeye çalıştım. Yine de herhangi bir sorunuz, takıldığınız bir yer olursa eğer, ben rahatlıkla yine cevap vermeye çalışırım arkadaşlar. Instagram'da da takip edebilirsiniz. Instagram adresim menekşeli9590. Orada da beni takip edebilirsiniz. Face açtım kendime. Menekşe Şahin diye arkadaşlar. Face'ten de beni takip edebilirsiniz. Evet. Şimdilik bu kadar diyelim. Bundan sonraki çalışmamız inşallah Allah izin verse kapşonlu bir hırka olacak. Dediğim gibi benim kanal Instagram'da, Face'de ve YouTube'da takip etmeye devam edin. İnşallah yeni çalışmalarla birlikte olacağız Allah izin verirse. Dediğim gibi bundan sonraki projemiz hırka çalışması, kapşonlu hırka çalışacağım. Örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.